Mutluluğumuz yaşıyor Çınar. Çok şükür. Güne göre iyi tabii ki. En azından gelişme var. İlaçlara tepki vermeye başladı. İyi gidiyoruz. Düşük tehlikesini henüz atlatamadığımız için yalnız sizi biraz hastanemizde misafir edeceğiz. Tamam tamam. Ben ne kadar gerekiyorsa kalırım. Yeter ki bebeğime bir şey olmasın. Ben bu güzel haberi toprağa da vereyim. Bu sabah Reyhan'la kahve içtik. O da çok özledi sizi. Evdeki yokluğunuz herkesi derinden sarstı. Bana sizin rahatsız olduğunuzu söyledi. Bak bu olmadı işte. Bu hususta hiç kimseyle konuşmamasını tembihlemiştim. Ben hiç kimse miyim Necip Bey? O nasıl söz İkbal Hanım? Ben siz üzülmeyin diye söylemiştim. Yoksa siz benim elim kolum yüreğimin yarısısınız. Bırakıp gittiniz ya. Ben hep eksiğim artık. Neyse efendim. Duyduğuma göre ameliyat olmayı reddediyormuşsunuz. Bu inadınızla kalp krizine davetiye çıkardığınızı biliyorsunuz değil mi? Allah muhafaza böyle bir şey yaşarsanız kurtulmayabilirsiniz Necip Bey. Koca bir ömür yaşadım da elimde ne kaldı İkbal Hanım? Hep gizliden sevmeye mahkum olduğum oğlumu ebediyen kaybettim.
Yetmedi, bir anlık gaflete düşüp size kavuşma ihtimalimi de karanlıklara gömdüm. Daha kaybedecek neyim kaldı ki? Niye öyle diyorsunuz Necip Bey? Ne harika bir zevceniz var. Üstelik size aşkınızın meyvesini verebilmek için bu yaşta hamilelik ceremesine yeniden katlanacak. İnsan hayatta başka ne ister? Buyurun Zümrüt Hanım, konuşlarınız. Peki neymiş? Ben raporu yaptım. Doktor Bey size açıklayacaktır. Oh. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İsterseniz beni çocuk gibi paylayın. Kendimi müdafaa edecek yüzüm yok. Ama şunu hatırınızdan çıkarmayın. Ne sizin ne Çınar'ın yerini hiç kimse tutamaz. Ama yokluğumuzu katlanabilir kılıp sizi teselli ettiği muhakkak. Bir hatadır oldu. Artık geri alamam. Yok sayamam. Ama o küçücük cam parçasının hiçbir günahı yok. Sırf bu yüzden doğmasına izin verdim. Lakin bu katiyen sizden vazgeçtiğim, Zümrüt Hanım'ı tercih ettiğim anlamına gelmez. Siz o tercihi Zümrüt Hanım'ı koynunuza aldığınızda yaptınız Necip Bey. Her şey bunlarla başladı. Bana itimat edeceğinize Zümrüt Hanım'ın istediği rüzgarlara kapılıp gitmiştiniz. Bakın bakalım. Bütün bunlara değdi mi? Beni kırıp döktüğünüze, o kadına hak etmediği itibarı verdiğinize değmiş mi? Bakın. Sonuçlarınız çıkınca doktor hanım yanınıza gelecek. Eğer karnınızda bir kasılma ya da gerilme hissederseniz salonu biraz daha açabiliriz. Tamam. Arama artık bu kadar. Buralardadır, nasıl olsa bulamıyordur odayı. Bir bu eksikti. Telefonun şarjı bitti. Ben şuna şarj aleti bulup geleyim.
Bey bütün gün evi arayıp sizi sordu. Ben de bir türlü ulaşamadım size. İkbal Hanım evde mi Ayşe? Öğleden sonra çıktılar, henüz dönmediler efendim. Tamam, ben odamdayım. Yani artık gerek yok. Ben de seni. Bunu sonsuza kadar çıkarma, olur mu? Ben çıkıyorum yine. Şunları Hakan Bey'e iletirsin. Peki Cansel Bey. Gidiyor musun? İyi akşamlar. Ben bir doğuma yetişecektim. Şunlara bak da öyle git, ne olur. Tabii. Hülya, hastaneye ara, gecikeceğimi söyle. Tamam Cansel Bey.
bazı kitleler var. MR sonuçları da bunu doğruluyor. Ne yani? Kanser miyim ben? Biyopsi sonuçlarını görmeden bunu söylememiz erken. Göğsümden parça almayacaklar herhalde. En iyi sonuç için bunu yapmamız şart. Peki. Diyelim ki kanserim. Bebeği doğuramayacak mıyım? Maalesef. Ayşe. Hoş geldiniz Toprak Hanım. İyi misin? İyiyim efendim. Lale nasıl? O da iyi mi? İyi, o da iyi. Biraz huzursuzlandı, zorla uyuttum ama iyi şimdi. Peki. Ben biraz dışarı çıkıyorum, işim var. Haberin olsun. Tamam efendim, peki. İzninizle ben bir şunu temizleyeyim. Mümkün bile değil Cansel. Bu çocuğu doğuracağım. Önce sakin olun Zümrüt Hanım. Biyopsi sonuçlarını görmeden bunu konuşmamız şu anda çok erken. Sakin olmuş. Şayet göğüs kanseriyle karşı karşıyaysak gebeliğinizi sürdürmeniz mümkün değil. Dediğim gibi gerçekten kanserseniz sizin sağlığınız için gebeliğinize son vermemiz gerekiyor. Efendim. Alo anne, neredesin? Evde misin? Sen misin oğlum? Yok arabadayım, eve doğru gidiyorum. Hayırdır? Toprak'tan bir haber var mı? Yok. Evde değil mi? Bilmiyorum oğlum. Korktuğum başıma geldi. Toprak her şeyi öğrendi. Eşimden. Ay durmadı değil mi çenesi? Ah ben ne diyeyim, ne diyeyim? Eşimi bırak şimdi anne. Benim hemen Toprak'ı bulmam lazım. Sanırım isterik ortadan kayboldu. Telefonlarımı da açmıyor. O ne demek oğlum?
Sanırım gitti. Gitti mi? Nereye gitti oğlum? Ziya Bey alanında çok önemli bir onkologdur. Randevu alırız. MR sonuçlarını alarak yanına gidersiniz. O da bir kontrol eder. Gerçi o da biyopsi yapılmasını tavsiye edecektir. Tamam. Bakın yaşadığınız şokun farkındayım. Ama sağlığınız için sakin kalmanız çok önemli. İsterseniz Yeşim'i arayayım, gelip sizi alsın. Ben gideyim. Sizi ararım. Başka zaman olsa ayağını çekmezdin gazdan be mübarek. Trafik yoğun hanımım. Ay deli olmak işten değil. Milletin hepsi sokağa dökülmüş deli olacağım Allah'ım ya Rabbim. Kerem, ne haber? Ne olsun aynı. Yeşim'den haberin var mı? Sabah çıktı, sonra gelmedi hiç. Evde durumlar nasıl? Ya inanmayacaksın ama uzun zamandır bu kadar sessiz olmamıştı bu yalı. Kimseden çıt çıkmıyor. Mükemmel yani. Neredesin Yeşim? Prensim. Nasılsın bakalım? Konuşalım mı artık? Tamamen sevinim. Hadi anlat bakalım. Babamla aranız nasıl? Allah Allah. Ben de okulla ilgili bir şey sandım. Ya da ne bileyim, oğlum aşık oldu zannettim. Anne bir soru sordum. Babamla aranız nasıl? Şahane. Niye sordun ki? Peki hiç seni aldattığını düşündün mü? Ya da şüphelendin mi? Nasıl bir soru bu Yusuf? Babanı tanımıyor musun sen? Asla böyle bir şey yapmaz. Hem kim sokuyor senin aklına böyle saçma sapan şeyleri? Eminsin yani. Bebeğim. Anlaşamasak niye bebek yapalım? Yoksa sen bir kardeşin olacağı için kıskanıyor musun? Hı? Böyle şeyleri sakın dert etme kendine. Kardeşin olsa da ben seni hep çok seveceğim. Reyhan. İyi akşamlar abi. Gelir misin biraz konuşalım? Böyle saçma sapan şeyleri at kafandan. Biz mutlu bir aileyiz. Thank you.
Toprak aç şunu abi. Aç şunu, aç şunu Toprak. Ne oldu oğlum, bir haber alabildin mi Toprak'tan? Hayır anne, sen eve gittin mi? Ne mümkün oğlum, karınca misali ilerliyoruz gıdım gıdım. Hayır, eve varmayı bırak, Ayşe'yi arıyorum, o da cevap vermiyor. Öleceğim meraktan Çınar. Tamam anne, eve vardığında haberim olsun. Tamam oğlum, sen de bir haber alırsan beni ara. Gözünü seveyim, çok meraktayım oğlum. Tamam. Hemşirem, benim önemli bir işim var, çıkmam gerekiyor. Uyanınca hemen geleceğimi söyler misiniz? Tamam, söylerim. Sağ olun. Açın artık şu telefonu. Ne o? Açmıyor mu? Yok. Ya duymuyor ya da önemsiz bir şey zannetti. Boş ver. Dönüp dolaşıp geleceği yer burası. Dakika sonra kalkacak abi. Ne olur aç telefonlarımı Toprak. Lütfen korkutma beni. Kusum. Teyze. Toprağım. Ne ettin? Çözebildin mi kocandan sorunlarını? Her şey yolunda değil mi? Teyze, ben şu an terminaldeyim. Yarın sabah beni almaya gelir misin? Ne?
Canım, hayatım. Biraz işlerim vardı, geciktim, kusura bakma. Nasılsın? Bir şey mi oldu? Sana inandım. Gönlümün kapılarını açtım. Sen girebil diye yıllardır gönlümün tek sahibi İkbal Hanım'ı kaybetmeyi göze aldım. Acılarımı seninle karnındaki bebekle dindirmeyi seçtim. Ama görüyorum ki büyük hata etmişim. Anlamıyorum Necip Bey. Bütün bunları neden bana söylüyorsunuz? Ne bu? Tatlım. Odana gitmediğine göre derslerin bitti, öyle mi? Öğretmen ödev vermedi. Tekrarlarını yaptın mı? Yaptım. Çantamı da hazırladım, tamam mı? Oğlum. Tavrın ne? Canını sıkan şey ne? Yoksa biraz önce bahsettiğin şeyler mi? Aslında düşündüm de sen durduk yere böyle şeyler söylemezsin. Ne oldu da babanla ilişkimize bu kadar takıldın? Hadi anlat. Anne. Galiba babam seni aldatıyor. Hem de Ece ablayla. Rica ederim kendinizi savunmayın. Böyle bir kepazeliğin açıklaması olmaz. Böyle bir şey olmadı. Kandırıldım. İkbal Hanım da zaten bunu itiraf etti. Doğru. Çünkü İkbal Hanım içinizdeki çirkefi benden iyi görmüş. Yüzünüzü ortaya dökmek için size yem atmış. Siz de iştahla oltaya gelmişsiniz. Nereden bilebilirdim böyle olacağını? Bilseydiniz tedbirinizi alırdınız değil mi? Hadi adamı İkbal Hanım tuttu. Ama zorla öptürmedi ya. Boş yere nefesinizi tüketmeyin. Yaptıklarınızı bile bile sizinle münasebetimi sürdüremem. Bu izdivaç burada bitti. En yakın zamanda boşanacağız. Toprak, burada mısın? Toprak. Toprak, burada mısın?